Burdur ve çevresinden getirilmiş olan Helenistik, Ferik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait siteller, mezar taşları, heykeller ve büstler, yüksek kabartmalar, frizler, lahit ve lahit kapakları, yazıtlı taşlar, çeşitli mimari parçalar gibi kültür varlıkları sergilenmektedir. Müzenin içerisinde sunulan eserlerin yanında, bahçesinde sergilenen eserler de görülmeye değer. Tüm sahip olduğu zenginliğe rağmen, müzenin kapsadığı alanının çok kısıtlı olması nedeniyle 60 bin eserin bırakın tamamını, çok büyük bir kısmını ziyaretçilere sunması olanaklı değil. Bu nedenle Burdur çevresinden toplanmış ve depolarda bekletilen eserleri görmek mümkün değil. İnsanlık mirası olan bu değerli eserleri insanların görmemesi çok büyük bir kayıptır. 1956 yılında Burdur ve çevresindeki eski eserler, Bulguroğlu eski adıyla Pirkuzade Medresesi'nin ayakta kalan tek yapısı olan kütüphane binasında toplanarak koruma altına alınmış ve böylece müzenin ilk çekirdeği oluşturulmuştur. Burdur Müzesi'nin teşhir salonları ilk defa 12 Haziran 1969 yılında ziyarete açılmıştır. Bugün 60 bine varan eski eser sayısıyla Burdur Müzesi ülkemizin ilk 10 ila 15 müzesi arasında bulunmaktadır. Zengin bir koleksiyona sahip olan müze, yerleşim bakımından yetersiz durumda iken 1992 yılında kamulaştırılan yeni yerleşim alanına kavuşturulunca bu yerde 2001 yılında yeni ek teşhir salonlarının temeli atıldı. Bu projede idare binası, konferans salonu ve diğer üniteleri yerleşkesinde bulunan Pirkuzade Kütüphane binası, 18. yüzyıl Osmanlı yapısı ile aynı mimariye uygun görünümü örnek alınarak gerçekleştirilmiştir. Burdur ile bulunduğu coğrafi konumu bakımından Pisidia, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgesindeki uygarlıkların ortak özelliklerini temsil etmektedir. Müzesindeki kültür varlıkları M.Ö. 7. binlerden günümüze kadar 9000 yıllık bir geçmişin tarih ve kültür hazinesidir. Burdur Arkeoloji Müzesi, bahçede açık teşhir ve teşhir salonlarında sergilediği bu seçkin kültür varlıklarını ziyaretçilerine sunmaktadır. Burdur günümüzde Antalya, Muğla, Denizli, Afyon ve İsparta illeriyle çevrili olup, antik çağda İsaria, Likanya ile doğudan, Pamfilya ile güneyden, Likya ve Karya ile batıdan, Frigya ve Galatya ile de kuzeyden çevrili Pisidia antik coğrafyasında bulunmaktadır. Burdur'un tarih öncesi, prehistorik geçmişi paleolitik çağlara kadar uzanmaktadır. Daha sonra sırasıyla neolitik 8000-5500, kalkolitik 5500-3200 çağlara ait somut buluntular hacılar ve kuru çay kazıları ile ortaya çıkmıştır. İşte böylesine zengin bir prehistorik ve klasik çağlar arkeolojisine sahip Burdurlular, 1950 yılların ortasında bir müze oluşturma çabasına girmiş. 1957-1960 yılları arasında 4 sezon arkeolojik kazılar yapılan Hacılar Höyük ile bütün dünyanın dikkatini üzerine çekmiştir. Bu girişimlerin sonucunda Burdur Müzesi 1963 yılında resmen kurulmuştur. Müzenin teşhir salonları, iki katlı giriş ve üst kat ana bina içerisinde sergilenen kültür varlıkları, öncelikle bunların geldikleri önemli antik kentlere göre düzenlenmiş farklı salonlara bölünmüştür.
Salon girişinden itibaren bölgemizin önemli antik kentlerinden olan Sagalassos antik kentinden son 20 yıla yakın bir zamandır devam etmekte olan arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılmış olan kültür varlıklarından Kuzey-Batı Heron yapısını süsleyen dans eden kızlar frizleri karşılamaktadır. Dans eden kızlar frizi Kuzey-Batı Heron'a aittir. Yazı Tiberius, Cezar Augustus döneminde M.Ö. 25, M.S. 14 Citadius, Strabo Lubuscidanus tarafından taşıma araçlarının ücretsiz kullanılmalarına ve bu hizmetin kimler tarafından hangi güzergahlarda ne şekilde yapılacağına ilişkin kuralları belirtmek için hazırlanmıştır. 1800 yıllık Güneş Saati Burdur Arkeoloji Müzesi'ndedir. Sagalassos Antik Kenti'nde bulunan Güneş Saati muhteşemdir. Aslan ayağı üzerine monte edilen Güneş Saati sadece gündüz vakitlerini gösteriyor. Bu antik saat Burdurlu ve diğer konukların büyük ilgisini görüyor. Sergideki saatler genellikle Osmanlı dönemi ahşap saatler, metal cep saatleri ama asıl ilgi gören Sagalassos'ta yapılan kazılarda Heron anıtının önünde bulunan Güneş Saati milattan sonra 2. yüzyıldan bu yana insanlara zamanı gösteriyor. O döneme ait büstler, heykeller ise antik dönem heykeltıraşçılığının önemini gösteriyor. Müze içinde yer alan bu döneme ait eserlerden Roma hamamı kazıları sırasında toprak altındaki esaretinden kurtarılan imparatorlar Hadrianus ve Marcus Aurelius'un ait mermerden yapılmış baş ile vücuttan ayrı olarak duran bacak ve ayak heykelleri yer almaktadır. Heykel salonunda sergilenen eserlerin tamamı Bucak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kremna Antik Kenti'nden 1970'li yıllarda gelmiştir. Küçük ve büyük Athena, Hygeia, Leto, Nemesis, Apollon ve giyimli kadın heykelleri gibi sanat değeri yüksek olan eserler bulunmaktadır. Sınır taşı ile İmparator Tiberius Cezar Augustus döneminde M.Ö. 25, M.S. 14, Sixtus Citidius Libuscidanus tarafından taşıma araçlarının ücretsiz kullanımlarına ve bu hizmetin kimler tarafından hangi güzergahta ne şekilde yapılacağına ilişkin kuralları düzenleyen yazıtlı kitabeler bulunmaktadır. İki katlı giriş ve üst kat ana binası içerisinde sergilenen kültür varlıkları öncelikle bunların geldikleri önemli antik kentlere göre düzenlenmiş farklı salonlara bölünmüştür. Salon girişinden itibaren bölgenin önemli antik kentlerinden olan Pisidya başkenti olan Sagalassos kentinden çıkarılan antik dönem eserleri müzenin büyük bir alanını kaplıyor. Sagalassos Antik Kenti'nden son 20 yıla yakın bir zamandır devam etmekte olan arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılmış olan kültür varlıklarından Kuzey-Batı Heron yapısını süsleyen dans eden kızlar frizleri karşılamaktadır. Giriş bölümünden itibaren sola doğru Burdur'un genel arkeolojik yerleşim haritası ve yöreye ait genel tarihi bilgi panosu ve devamında Sagalassos Antik Kenti'ne ait bilgi panoları, resimler ve bazı çizimleri içeren tanıtım düzenlemesiyle birlikte Sagalassos'un M.Ö. 2. yüzyıldaki sınırlarını belirleyen düelde bulunmuştur. İsa'dan sonra 130-138'e tarihlenen 3 metre yükseklikteki Kolosal Apollon Kitarodos heykeli Geç Hadrian dönemi Afrodisos mermerinden işlenmiştir. Heykelin alt gövdesini kaplayan Himatio'nun göğsündeki yuvarlak fibula da erkek büstü betimlemesi mevcuttur.
Apollon Kitarodos heykeli buluntu yerine göre çeşmenin alt katındaki merkezin işte durmakta olup üst kattaki kayıp Hadrian heykeli ile aynı hizada bulunmaktaydı. Bu heykel Kleros Holophon kehanet merkezinin Hellenistik kült heykelinin Roma dönemi küçük boyutlu bir kopyasıdır. Hera Ephesa, milattan sonra 2. yüzyılın ilk yarısı, aşağı Agora çeşmesinin 1. Aqueduct'una aittir. Çeşmeden daha geç bir döneme tarihlenir. Roma hamamının imparatorluk salonuna ait olabilir. Milattan sonra 160-180'e tarihlenen Dionysos ve Satır Yukarı Agora çeşmesinin batı köşesindeki Edikula'ya aittir. Afrodisaslı bir heykel tıraş tarafından Afrodisas mermerinden yontulmuştur. Giriş bölümünden itibaren sola doğru Burdur'un genel arkeolojik yerleşim haritası ve yöreye ait genel tarihi bilgi panosu ve devamında Sakalusos antik kentine ait bilgi panoları, resimler ve bazı çizimleri içeren tanıtım düzenlemesiyle birlikte Sakalusos'un milattan sonra 2. yüzyıldaki sınırlarını belirleyen Düer'de bulunmuş sınır taşı ile İmparator Tiberius Caesar Augustus döneminde milattan önce 25 milattan sonra 14 Sextus Setidius Libuscidanus tarafından taşıma araçlarının ücretsiz kullanımlarına ve bu hizmetin kimler tarafından hangi güzergahta ne şekilde yapılacağına ilişkin kuralları düzenleyen yazıtlı kitabeler bulunmaktadır. Salonun devamında Sakalusos antik kenti aşağı Agora'nın kuzeyinde İmparator Hadrian döneminde milattan sonra 117-138 yapılmış çeşme binasını süsleyen Hera Ephesa elinde bereket boynuzu taşıyan aristokrat bir kadın veya Taike ile iki adet zafer tanrıçası Nike heykelleri ve aşağı Agora çeşmesinde bulunan hamam ve çeşmelere ait bilgi panoları bulunmaktadır. Sakalusos salonunun diğer kısmında kentin önemli bir bölümünü oluşturan Helenistik dönemden bu yana birçok değişiklikler gören ve milattan sonra 2. yüzyılda yeniden inşa edilen Yukarı Agora'nın kuzeyinde milattan sonra 160-180 yıllarına tarihlenen Antoninler döneminde yapılmış olan çeşme binasının ön cephesini süsleyen Dionysos, Nemesis, Asklepios bir kadına ait heykelin ayakları bulunmaktadır. Burdur Arkeoloji Müzesi, tarihi M.Ö. 7000 yılına kadar giden 9000 yıllık insanlık tarihinin en önemli eserlerini bünyesinde bulunduruyor. Eserlerin sunumunu da son derece başarılı yapıyor. Müze kapısından içeri girdiğinizde sizi tüm ihtişamı ile dans eden kızlar frizi karşılıyor. Kronos ve diğer bir Dionysos heykeli ve bunların aralarında bu çeşmeye ait restitüsyon ve izometrik çizimleri gösteren bilgi ve çizim panoları yer almaktadır. Buradan geçilen ara bir salonda Pisidia ve Sagalosos bölgesine ait mezar kültünü yansıtan Ostohek ve sunaklar ile ölü gömme kültlerine ait bilgi panosu yer almaktadır. Nemesis ilahi adalet tanrıçası milattan sonra 2. yüzyıl sonlarına tarihlenir. Yukarı Agora çeşmesine aittir. Dokimeon mermerinden yontulmuştur.
Asklepios sağlık tanrısı milattan sonra 2. yüzyıl başlarına tarihlenir. Yukarı Agora çeşmesine aittir. Dokimeonlu yani Afyon bir heykeltıraş tarafından Dokimeon mermerinden yontulmuştur. 12 Haziran 1969 yılında müzenin bulunduğu yerde Şeyh Mustafa veya Küçük Şeyh Bulgurzade Ağa Medresesi'nin kütüphane olarak kullanılan Hicri 1239 tarihli Necip Efendi Kütüphanesi ve çevresinde yeni oluşturulan yapılarda Burdur Müzesi insanlığın ve bilim dünyasının hizmetine açılmıştır. Hemen devamında Poseidon ve Apollon mermer heykelleri görülmeye değer. Girişin hemen solunda da Roma İmparatorluğu'nun önemli imparatorlarından Hadrianus ve Marcus Aurelius'un büstleri olağanüstü derecede gösterişlidir. Sağ tarafta ise gladyatör, av ve akrobasi frizleri sergileniyor. Salonun devamında ise lahit kapakları, tahta, kıybele heykeli en dikkat çekici eserlerdir. En eski kültür dönemi ise ana toprak üzerinde yer alan ve Mellart tarafından Neolitik çağın çanak çömleksiz evresine M.Ö. 7000'e tarihlenen tabakalardır ve 7 yapı kalıtıyla temsil edilir. Ancak son yıllarda Profesör Doktor Refik Duru tarafından yapılan araştırmalarda bu yerleşmenin erken Neolitik çağa tarihlenebileceği ileri sürülmüştür. Perslerin Anadolu'yu işgalinden bu yana milattan önce 6. yüzyıl 546'da kurulmuş, daha sonra Roma İmparatorluk döneminde Pisidya bölgesinde varlığı bilinen 5 önemli Roma koloni kentlerinden birisidir Kremna. Bu kent içerisindeki muhtemel bir hamam binasından bulunmuş olan Afrodit, Leton, Asklepios, Nemesis, Herakles, Büyük Athena, Apollon, Higea, giyimli bir kadın ve küçük Athena'dan oluşan tanrı ve tanrıça heykelleri bulundukları in situ sıra ile sergilenmektedir. Bu salonda ayrıca Burdur ili dahilinde bulunan eski adı Muatra olan Bereket Köyü, eski adı Mallos olan Karacaören Köyü, eski adı Palepolis olan Akören Köyü, eski adı Olbasa olan Belenli Köyü, eski adı Lisinia olan İlyas Köyü ve eski adı Takina olan Yarışlı Köyü'nden getirilmiş birçok heykel, lahit ve kapakları, Ostotek mezar sitelleri bulunmaktadır. Burada müzenin giriş katı taş eserlerin sergilendiği bir bölüm oluşturulmuştur. Burdur, Puçak ilçesinin 15 kilometre doğusunda Çamlık köyü sınırları içinde Aksu Kestros Vadisi'nde hakim bir tepe üzerinde Pisidyalılar tarafından kurulmuş olan kent, arazi yapısına uygun olarak Grekçe uçurum anlamına gelen Kremna ismini almıştır. Bu kentin bilinen en eski halkı Sois Moslulardır. Kent M.Ö. 6. yüzyılda Lidya, M.Ö. 546'da Pers ve M.Ö. 333'te Büyük İskender'in Alexander III burayı alması ile Makedonya hakimiyetine girmiştir. Kent Büyük İskender'in ölümünden sonra M.Ö. 307'de generallerinden Antigonos'un yönetimine, Antigonos'un M.Ö. 301'de Seleukos Nikatora yenilmesi üzerine de Seleukos hakimiyetine girmiş. M.Ö. 188'de Apemeia Barış Antlaşması'ndan Bergama Krallığı'nın
Milattan önce 64'te yıkılmasına kadar da Bergama Krallığı hakimiyetinde kalmıştır. Daha sonra Romalılar tarafından ele geçirilen kent, milattan önce 36'da Galatya yönetimine girmiş, milattan önce 25'te ise kente tekrar Romalılar hakim olmuştur. Milattan sonra 395'e kadar da Roma koloni şehri olarak kalmıştır. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması üzerine Doğu Roma Bizans tarafından yönetilmiş olup milattan sonra 11. yüzyıl sonunda Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle Türk hakimiyetine girmiştir. Krevna'da ayakta kalan kalıntılar Roma dönemine aittir. Kentin etrafı 2 metre genişliğinde, 7 ila 8 metre yüksekliğinde bir surla çevrilmiştir. Şehre batıdan ulaşılır. Izgara plan tipine sahip olan şehirde, Akropol yukarı şehir stratejik bir konuma sahiptir. Resmi yapıların büyük bir kısmı Akropol içinde iki küçük vadide toplanmıştır. Vadilerin birleştiği yerde forum meydan, bazilika mahkeme salonu, kilise, eksedra kemerli yapı ve kütüphane yapısı vardır. Doğuda tepenin yamacında tiyatro, tiyatronun alt tarafında stoa dükkanlar bulunur. Batıda ise sütunlu cadde yer alır. Şehirde bu yapılardan başka Propileum anıtsal giriş kapısı, Neipileum anıtsal çeşme gibi yapılar göze çarpmaktadır. Çanak çömleksiz olarak adlandırılan safhanın yeknesak bir mimarisi bulunmaktadır. Odalar kare veya dikdörtgen planlı olup bir kapı ile avluya açılmakta, üzerleri kırmızı aşı boyalı duvarlar ve zeminde de ocaklar bulunmaktadır. Hacılar da 6 ila 9 tabakalarla belirtilen geç neolitik yerleşmesinin 9, 8 ve 7. katlarının mimarisiyle ilgili çok az kalıntı ele geçmiştir. Buna karşılık 6. kat iyi koruna gelmiş yapılarıyla yerleşme düzeni hakkında bilgi sağlar. Dikdörtgen planlı bu evler 5,5 metreye 6,5 metre boyutlarındadır. Duvarlar taş temel üzerine büyük kerpiçlerle örülmüş, üzerine beyaz sıva sürülmüştür. Bu duvarların kalınlığı 1 metredir ve üzerlerinde nişler bulunmaktadır. Her evde yarım daire şeklinde bir ocak ve odalar içinde sekiler bulunmaktadır. Zemin üzerinde muntazam sıra ile direk delikleri tespit edilmiştir. Milattan önce 300'lerde Milaslı kolonistlerce kurulmuş Pisidia, Kayra, Frikya ve Likya arasına sıkışmış Kipriatis lokal bölgesinde köklü bir devlet geleneği olan önemli bir kenttir. Kibra, kentin stadyumuna doğru nekropol alanından geçen anısal bir yol üzerinde gladyatörlere ait mezarların bulunduğu yerden çıkarılan gladyatör frizlerinin bir film şeridi gibi yan yana sergilenmiş hali ve devamında vahşi hayvanlarla mücadele edilen av sahneleri ve hayvan terbiyecilerinin betimlediği milattan sonra 2. yüzyıla ait frizler süslemektedir. Yine Kibriya antik kentinden getirilmiş silahşör giyimli başsız bir heykelin sergilenmesi bu gladyatör ve av sahneli frizlerinin görüntülerini biraz daha güçlendirmektedir. Kuruçay, Anadolu prehistoryasında önemli yer tutar. Höyüğün varlığı ilk kez 1962'de saptanmış ve 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adına Profesör Doktor Refik Duru başkanlığında bir kurul tarafından Kuruçay'da başlatılan kazı çalışmaları 1988 yılına kadar 11 kazı mevsimi sürmüştür. Kuruçay kazılarının Anadolu prehistoryasında önemli bir yeri vardır. Bu bölgenin Hacılar kazılarının sonuçlarına göre keramiksiz neolitik olarak tanımlanan en erken kültür evresinin gerçekte
keramikli neolitik olduğu anlaşılmıştır. Burdur bölgesi, erken neolitik çağ, geç neolitik çağ ve erken kalkolitik çağ Kürtlerinin mimarlık ve çömlekçilikteki gelişim süreci Hacılar kasında bilinenlerden farklıdır. Kuruçay 11 kat yerleşmesinin savunma tekniği ve uygulaması, Anadolu'da yerleşmelerin bağımsız duvarlarla savunulmasının ilk örneği durumundadır. Anadolu'nun bu bölgesindeki erken kalkolitik çağdan sonraki kültürel gelişmeler, Kuruçay kazıları ile oldukça iyi izlenebilmiş ve geç kalkolitik çağın mimari ve çömlekçilik uygulamalarının özellikleri daha iyi anlaşılır duruma gelmiştir. Kuruçay 6 yerleşmesinin planlaması çağdaşlarına göre çok gelişmiştir. Anadolu'da bugüne kadar geç kalkolitik çağa ait böylesi bir kentleşme modeline rastlanmamıştır. Kuruçay, geç kalkolitik çağ yapı katlarında ele geçirilen madeni eserler, Batı ve Orta Anadolu'nun şimdilik en eski madeni buluntularıdır. Anadolu'da geç kalkolitik çağdan önceki dönemlerde de yer yer madeni eserlere rastlanmasına rağmen gerçek anlamda maden üretme tekniğinin bilindiğini kanıtlayan en erken yerleşme Kuruçay'ın altı yapı katıdır. Kuruçay'ın geç kalkolitik çağ kültürü ile çağdaşı olabilecek kültürlerin Anadolu'da tanındığı söylenemez. Kuruçay, geç kalkolitik çağ çömlekçiliğindeki bazı biçimler, Çivril Denizli yakınlarındaki Beyce Sultan Höyüğü'nün geç kalkolitik çağ katları buluntuları ile ilişkili gibi görünmekle birlikte, bir bütün olarak ele alındığında, Kuruçay'ın söz konusu yerleşmelerinin Anadolu'da tek olduğu söylenebilir. Kuruçay Höyüğü, Burdur il merkezinin 16 kilometre güneybatısında, Burdur Gölü'nün güneybatı ucunun 4 kilometre güneyinde, Tefenli'ye giden karayolunun 16. kilometresinde yer alan Kuruçay Köyü'nün 800 metre kadar güneybatısında doğal bir yükselti üzerinde oluşmuş yaklaşık 100 metre çapında ve 8 metre yükseklikte küçük bir höyüktür. Kuruçay Höyüğü'nün kazılarla saptanmış tabakalaşma durumu üstten aşağıya doğru sıralanır. 1 ve 2 yapı katları, ilk Hınç Çağı, 6A yapı katları, geç kalkolitik, 7-10 yapı katları, erken kalkolitik, 11 yapı katı, geç neolitik, 12 ve 13 yapı katları, erken neolitik ve neolitik yerleşme. Kuruçay Höyük'te ilk yerleşme erken neolitik çağda başlamaktadır. Bu en eski yerleşmelere ait kalıntılar 13. yerleşim katmanından gelmektedir. 12. kat yapılarının taban altında yapılan kazılarda içinde çanak, çömlek parçaları bulunan moloz ve çakıl taşlı 60 ila 80 santimetre kalınlıkta bir dolguya rastlanmış, içinde hiçbir mimari kalıntı bulunmamasına rağmen bu birikime 13. yapı katı adı verilmiştir. Sagalassos bölümüne ait bu salonun arka tarafında yerel ve diğer tanrılara ait baş ve büstlerinin sergilendiği kaideler ile seramiği ile ünlü Sagalassos antik kentinin seramik üretim merkezlerine ait bilgi panosu ve pano üzerinde Sagalassos'un kendine has Terra Sicilita tipi seramiğinin Anadolu ve Akdeniz ülkelerine Suriye, Ürdün, İsrail, Mısır, Kuzey Afrika, İtalya ve Yunanistan'a kadar dağılmış olan bölgeler hakkında harita ve bilgi panosu ile bu seramiklerden örnekler bulunan çeşitli saklama kapları, günlük kullanım kapları, özel kullanım kapları ve bunlara ait kalıpların sergilendiği iki vitrin yer almaktadır. Bu salondaki diğer iki vitrinden bir tanesi genel ve yerel tanrı ve tanrıça heykelleri ile
Sakalosos'taki din kültünü anlatan bilgi panoları ve diğer vitrinde ise günlük yaşamda kullanılan akla gelebilecek her türlü buluntunun yer aldığı tematik bir sergileme görünmektedir. Müze girişine göre sağ taraftaki salonda Kibra ve Kremna antik kentlerinden gelen taş ve mermer ağırlıklı eserler sergilenmektedir. Burada eserler kronolojik sıraya göre kullanılmıştır. Hacılar, kuru çay, höyüklerindeki kazılarda çıkarılan eserler, Bizans ve Roma dönemine ait toprak boyalı ve boyasız kaplar, ana tanrıça figürleri, bronz, taş, balta ve diğer aletler, süs eşyaları, makyaj malzemeleri, riton kaplar, damga ve silindir mühürler, madeni tanrı ve diğer tasvirli figürler ve Sagalassos antik kentinden çıkarılan heykel buluntuları ve diğer küçük buluntular sergilenmektedir. Kapı yanlarında bulunan merdiven basamaklarından bu evlerin ikinci katlarının olabileceği tahmin edilmektedir. Hacılarda ölülerin yerleşme dışındaki alanlara gömüldüğü sanılmaktadır. Burada bulunan keramik neolitik çağın bütün özelliklerini taşımaktadır. Hayvan şekilli trimorfik kaplar dikkat çekicidir ve bunların dini fonksiyonu olduğu düşünülmektedir. Hacılarda ortaya çıkarılan karakteristik figürinler prehistoryaya çok büyük katkılar sağlamıştır. Bunlar genellikle pişmiş topraktan yapılmış kadın tasvirleridir. Oranlar uzun ve abartılmıştır. Konya Çatal Höyük'te de bu tip figürinler bulunmuştur. Hacılar figürinlerinde canlılık görülürken Çatal Höyük figürinleri statik ve oldukça durgundur. Bu figürinler genel olarak hayvanlar hakimesini ve ana tanrıçayı simgelemektedir. Hacılar kazısında ortaya çıkarılan karbonlaşmış arpa ve buğday tanelerinden halkın tarımsal faaliyetler yaptığı anlaşılmaktadır. Ayrıca boynuz, çakmak taşı ve volkanik camdan tarımda kullanmak için yapılmış orak ve bıçaklar da ele geçmiştir. Helenistik dönem öncesi temel tanrılar, Kibele bu bölgede tanrıların anısı olarak Neolitik dönemlerden beri bilinmektedir. Ana tanrıça, tahıl ve haşıtın koruyucusu, hayvanların ve doğanın annesi ya da eğiticisidir. Frig çobanı olarak bilinen Kibele'nin eşi Attis de bölgenin inanç tarihinde önemli bir yere sahiptir. Anadolu'nun ay tanrısı Men, Pisidia bölgesi ile bağlantılı bir tanrıdır. Bu tanrının en ünlü sıfatı olan Askenos kelimesi, Burdur Gölü'nün antik adını Askanio yansıtmaktadır. Pisidia ve antik Sakalosos bölgesinde sık rastlanan diğer tanrılar savaşçı tanrı Kakaspos, güneş tanrısı Sozon, kutsal ikizler Dioskorio ve onların koruduğu genelde Artemis'le özdeşleşen tanrıçadır. Bu dönemde tanrıların sayısında da bir artış olmuştur. Örneğin şarap tanrısı Dionysos'a tapınma Sagalassos'ta doruk noktasına varmıştır. Kentte ev eşyaları arasında üretilip kullanılan figürinler aşk ve bereket tanrıcası Afrodite ile oğlu çocuk tanrı Eros'un önemini ortaya koymaktadır. Roma İmparatorluğu tarafından sunulan yeni ekonomik olanakların yansıması ticaret tanrısı Hermes'te toplanmıştır. Antik dünyanın Roma hakimiyeti altında birleşmesi Doğu kültlerinin yaygınlaşmasını da sağlamıştır. Sagalassos'ta Mısır tanrıları Isis, Harpokrates ve Sarapis kültleri buna örnektir. Bu tanrıların bölgede tapınıp benimsenmesi Sagalassos'un Nil toprakları ile yakın ticari ve sosyal bağlantıları yüzünden olmuştur.
Höyecek'te ilk kapsamlı yerleşmeler M.Ö. 6200'lerde başlamış olmalıdır. Bu yerleşmelere ait mimari izler çok sağlam ve anlaşılır durumdadır. Bu döneme ait 5 yapı kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Bunların bazılarının duvarları hemen hemen çatılarına kadar sağlam durumda günümüze kadar gelmiştir. Bazı evler ise temellerine kadar yıkılmıştır. Yapılan araştırmalar bu evlerin hepsinin dinsel işlevleri olan yapılar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle planda 3 ve 4 numara ile belirtilen yapıların en kutsal kısımlar olduğu ve bulunan eserlerin tümünün dinsel törenler sırasında kullanıldığı anlaşılmıştır. Diğer yapılar ise tapınak görevlilerinin ve rahiplerin kaldığı evler olmalıdır. Bu yerleşim dönemine tapınak dönemi adı verilmiştir. Höyecek'teki daha geç yerleşmeler yine Neolitik çağa aittir ve kutsal alanlar dönemi olarak isimlendirilmiştir. Milattan önce 5500-5400 yıllarına tarihlenen bu yerleşmelere ait sağlam mimari izler ele geçirilememiştir. Ancak yapılan kazılarda kutsal törenlerin yapıldığı, tanrılara adak ve hediyelerin sunulduğu alanların varlığı saptanmış ve bu dönemde de Höyecek'in çok önemli bir dinsel merkez olduğu anlaşılmıştır. Höyecek kazılarının en zengin küçük buluntu grubunu teşkil eden ve sayıları 100'e yaklaşan ana tanrıcı figürünü ve idollerini büyük bir kısmı da bu alanlarda toplu halde ele geçirilmiştir. Höyecek'in batı yamaçlarında açılan bir başka çukurda M.Ö. 5000 dolaylarına ait erken kalkolitik çağ boyalı çanak çömleği bulunmuş, ancak bunları kullanan insanların nereye yerleştikleri saptanamamıştır. Bu, gösterişli Hacılar Neolitik döneminin göller bölgesinde tek başına bir merkez olmadığı yapılan arkeolojik çalışmalarla ortaya çıktığı tespit edilmiş oluyor. Daha sonra eski Tunç evrelerinin özelliklerini taşıyan malzemeleri, demir çağı, geometrik dönem, firik, klasik çağların malzemeleri ile Helenistik, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait kültür varlıkları bulunmaktadır. Teşhir salonlarındaki sergileme ve düzenleme çalışması, birinci kat çıkış merdivenden sağa doğru ziyaret edilen müzenin bitiş noktası, bu merdivenlerin yanında bulunan başta Pisidya bölgesi antik kentlerine ait şehir sikkeleri, Roma İmparatorluk ve Bizans İmparatorluk dönemi sikkelerinin kronolojik sırayla düzenlenmiş vitrini ile yine bölgemizde define halinde bulunmuş Pers, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sikkelerle final bulunmaktadır. 12. kattan başlayarak 8. katın sonuna kadar olan yerleşme evrelerinde bulunmuş yapılar ortak özellikler taşır. Evler genellikle tek odalı, dış duvarları yaklaşık 1 metre kalınlığında, taş temelli ve kerpiç duvarlıdır. Geç Neolitik döneme tarihlenen 11. kat yerleşmesinin genel planı ise dikdörtgendir. Yerleşmenin etrafı 1.10 metre kalınlığında bir sur ile çevrilmiştir. Surun kuzeydoğu köşesi yakınlarında kentin ana girişi yer almıştır. Savunma duvarının dışa bakan yüzünde yarım yuvarlak planlı kuleler vardır. Bu çağın çanak çömleği, diğer bazı eşya ve araç gereçleri Hacılardaki çağdaşlarıyla benzerlik göstermektedir. Bu sıra başta Burdur ve Anadolu'nun prehistorya tarihine ışık tutan Hacılar höyük malzemelerinin bulunduğu vitrinik ki bunlar monokrom ve boyalı üstten teknikle elde yapılmış seramikler, taş sileks olan çakmak taşı ve obsidiyen doğal volkanik cam malzemeler ile kemikten yapılmış objelerden oluşturmaktadır. Hacılar, Anadolu ve Ön Asya kronolojisinin
başlangıç noktasıdır. Hacılarda ortaya çıkarılan kültürel bulgular buradaki çok yüksek kültür birikimini gözler önüne sermiştir. İlk kez savunmaya yönelik sur duvarı inşa edilmiş, yerleşik hayata geçirilmiş ve bir site kurulmuştur. Ayrıca hacılar halkı bazı hayvanları evcilleştirmiş, toprağı işlemeyi, boyalı seramik yapmayı öğrenmiştir. Ana tanrıça kültünü vurgulayan ve ana tanrıçayı hayvanlar hakimesi olarak gösteren figürlerin yapılmaya başlanması ile ilk plastik sanatlar ortaya çıkmıştır. Burdur'un 26.5 kilometre güneybatısında ve Hacılar Köyü'nün 1,5 kilometre batısında yer alan Höyük, deniz seviyesinden 955 metre, Burdur Gölü seviyesinden 100 metre yükseklikte, Toros Dağları'nın kuzey uzantılarının arasındaki bir vadide yer alır. Yaklaşık 135 metre çapında ve 5 metre yükseklikteki Hacılar Höyüğü'nün batısında Bozçay, doğusunda ise dağlık bölge bulunur. Hacılar'da 1957-1960 yılları arasında James Mellard başkanlığında İngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından kazı çalışmaları yapılmış, Höyük'te 3 ana kültür katı saptanmıştır. En üstteki erken kalkolitik M.Ö. 5400-4750, 1 ve 5. tabakalarıyla geç neolitik M.Ö. 5600-5400, 6. ve 9. tabakalarıyla temsil edilir. Devamında yine hacıların bir eşi olan Kuruçay Höyük malzemeleri vardır ki bunlar hacılar malzemelerinin hemen hemen bir benzeri olmakla birlikte yer yer madenden yapılmış bıçak ve keskilerde bulunmaktadır. Höyücek Höyük malzemeleri bazı ayrıcalıklar göstermekle birlikte hemen hemen hacılar ve Kuruçay malzemelerinin benzerini teşkil etmektedir. Sikkelerin basıldığı yer olan darphane eski çağda oldukça basit bir atölyeydi. Avrupa'da ilk sikke makinesinin kullanıldığı 17. yüzyıla değin sikke basma tekniğinde çok az değişiklik olmuştur. Eski çağda bir darphanenin içerisinde esas olarak üzerinde darp işinin yapıldığı bir örs, sikke pulunu ısıtmaya yarayan bir ocak, bu pulları tartmak için bir tartı, kalıp hazırlamakta kullanılan aletler olan hakkak kalemi gibi ısıtılan pulu örs üzerindeki kalıp üzerine koymak için bir maşa, üst kalıp ıstampası ve çekiç bulunuyordu. İlk sikkeler tek bir kalıp, ön yüz kalıbı ile basılırdı. Kalıp örs üzerine doğrudan kazındığı gibi ayrı bir blok olarak hazırlanıp örs üzerindeki yuvanın içine de konulabiliyordu. Sikke olacak madeni pul ısıtılıp yumuşatılarak örs üzerindeki kalıbın üzerine konduktan sonra ıstampa pulun üzerine denk gelecek şekilde tutulur ve ıstampanın yukarı ucuna çekiçle vurularak örs üzerindeki kalıbın resmini yani tip pula geçmesi sağlanırdı. Fakat çok geçmeden ıstampanın alt yüzü de kalıp olarak hazırlanmış ve böylece sikke pulunun her iki yüzüne de resim tip çıkarılmaya başlanmıştır. Üst kalıptaki tip genellikle alt kalıptaki ön yüz tipi ile ilişkiliydi. Örneğin ön yüzde Poseidon başı varsa arka yüzde Tanrı'nın atribüsü olan trident yani üç çatallı yer alıyordu. Sikke darbı için en az 4 kişinin çalıştığını düşünebiliriz. Bir kişi ocakta ısıtılmış pulu alıp örs üzerindeki ön yüz kalıbının üzerine yerleştirirken ikinci kişi arka yüz kalıbının bulunduğu ıstampayı pulun üzerinde tutuyor. Üçüncü kişi çekişle ıstampayı vuruyor ve dördüncü kişi de basılı sikkeyi kaldırıyordu. Burdur ili Yeşilova ilçesi Çeltek köyünde 1995 yılında bulunan define
33 sikkeden oluşmaktadır ve Burdur Müzesi tarafından derhal satın alınmıştır. Definenin buluntu yeri Antik Pisidya ile Frigya bölgeleri sınırında yer almaktadır. Tüm sikkeler side darbu gümüş tetra drahmi olup ortalama ağırlıkları alışılmışın üzerinde 16.71 gramdır. 6 örnek üzerinde kontramark vardır. Kistoforik kontramark olarak bilinen bu işaretler Bergama Krallığı denetimindeki kentlerle ilintilidir. Bu definede Pergamon, Apamea ve Sardis'e ait kontramarklar net şekilde görülmekte. İkisi muhtemelen Ephesus ve Sitnedia temsil ediyor olabilir. Ancak sonuncusu tanımlanamamaktadır. Definede geçen iki makistrat adının biri daha önceden bilinmemektedir. Lescihorn'un derlediği tablolara göre bu sikkeler Side kentinin tetra drahmilerinin İsa'dan önce 205 yılından itibaren görülen birinci serisine aittir. Dolayısıyla define İsa'dan önce 178'den önce gömülmüş olabileceği gibi kontra markların geç tarihlerine bakılırsa İsa'dan önce 2. yüzyılın ortaları gibi geç bir tarihte de gömülmüş olabilir. Geç kalkolitik çağın en geç yerleşmesi olan 3. kat sonuna kadar mimarlıkta bazı değişmeler olmakla birlikte pek çok ortak özellik devam etmiştir. Geç kalkolitik çağ çömlekçiliği, mimarideki duruma paralel olarak daha erken katların geleneğinden tümüyle farklıdır. Neolitik ve erken kalkolitik çağ keramiği ortadan kalkmış, ince kenarlı genellikle kırılgan koyu gri veya kahverengi hamurlu bir çanak çömlek türü kullanılmaya başlanmıştır. Formlar değişmiş, çeşitlenmiştir. Kuru çayda ele geçirilen arkeolojik buluntuların bir diğer önemli grubuna da madeni eserler oluşturmaktadır. Geç kalkolitik çay yerleşmelerinde bakırdan yapılmış çok sayıda keski ve iğnenin yanı sıra bir hançer ve bir bıçak bulunmuştur. İlk Heş Çağı yerleşmesi, höyüğün bozuk durumdaki üst bölümünde iki evreli ilk Hınç Çağı yerleşmeleri saptanmıştır. Milattan önce 3000-2600'leri tarihlenen bu yapı katlarında mimari kalıntılar öyle bozulmuş haldedir ki mimarlık özellikleri hakkında bilgi edinmek mümkün olmamıştır. İkinci ve birinci katın çanak çömleği Batı Anadolu'nun bu kesiminin ilk Hınç Çağı çömleği ile tam bir paralellik içindedir. Taban çapı yaklaşık 100 metre ve ova düzeyinden 3,5 metre yükseklikteki bir küçük yassı höyük, Burdur il merkezinin 35 kilometre kadar güneyinde Bucak kasabası yakınında, Burdur Antalya Karayolu'nun 100 metre batısındadır. Burdur Müzesi Müdürlüğü adına Profesör Doktor Refik Duru'nun bilimsel başkanlığında Doçent Doktor Gülsün Umurtak'ın çalışmalarını yönettiği kazılar 1989-1992 yılları arası 4 yıl sürmüştür. Höyüğün orta kesiminde yaklaşık 700 metrekare bir alanda bugünkü tarla düzleminin 4 metre altında ana toprağa inilmiş ve höyüğün birikim kulisinin gerçek yüksekliğinin 7,5 metre olduğu saptanmıştır. Höyüçek'teki bazı yerleşme dönemlerindeki yapıların dinsel işlevi olduğu ve sıradan iskan yeri olmadığı anlaşılmış, yerleşim katları yeniden eskiye doğru ve yerleşimin niteliğine göre adlandırılmıştır. Karışık birikim erken kalkolitik kutsal alanlar dönemi, geç neolitik, tapınak dönemi erken neolitik, erken yerleşmeler dönemi erken neolitik. Kazılar sırasında Höyücek'teki en eski yerleşmelere bugünkü höyük yüzeyinden 8 metre derinlikte rastlanmış ve
milattan önce 6900-6700 yıllarına tarihlendirilmiştir. Neolitik çağın en eski dönemlerine ait olan küçük bir köy niteliğindeki bu ilk yerleşmelere ait kalıntılar çok azdır. Bunlar ev tabanları ve üzerlerinde bulunmuş çanak çömlek kırıklarından tanınmaktadır. O çağ insanların ev planları ve diğer yaşam koşulları hakkında bilgi edinilememiştir. Hristiyanlık döneminde inançlar, Hristiyanlık geç antik dönemde kuvvetlenmiş ve Sagalossos'un dini hayatında önemli yeniden yapılanmalara sebep olmuştur. Bu dini dönüşüm, milattan sonra 5. yüzyılda kentin mimarisinde de görünür hale gelmiştir. Eski şehir meclisi binasının avlusuna bir katedral inşa edilmiştir. Buradaki kazılarda bulunan ve Mikail'i öven büyük tabaklar, bu üç nefli katedralin Aziz Mikail'e adadığına işaret eder. Höyük'ün önemli buluntularını, çanak çömlek parçaları, dilgi taşları, mutfak ve depo kapları ile kemik aletler teşkil eder. Kazı çalışmaları sırasında 2,5 metre derinlikte geç kalkolitik çağa tarihlenen in situ yerinde kırmızı renkli monokrom çanak ve kase parçaları ele geçmiştir. Ayrıca 1 metre derinlikte in situ pitos büyük testi küp dibi bulunmuştur. Çanak çömlek parçaları arasında bulunan bir adet makara kuplu kap, ilk tuz çağını tarihlendirilmiştir. Bölge için ayrı bir önem taşıyan demir çağına ait çanak çömlek parçaları ise hüyük düzeyinde ve az sayıda ele geçirilmiştir. Hüyükte açığa çıkarılan taş duvar ve temeller mimari bir plan sağlamamaktadır. Hüyüğün doğu-batı doğrultusunda uzanan duvar, büyük bir olasılıkla gözetleme kulesidir ve geç döneme aittir. Geç devirlerde kule yapımı ve yakın zamanda da taş kesimi nedeniyle ancak küçük bir bölümü korunmuş halde günümüze ulaşan ve bu nedenle yarım höyük olarak adlandırılan höyüğün güney yamacında Burdur Müzesi Müdürlüğü denetiminde 8-10-1997, 18-10-1997 tarihlerinde kurtarma kazısı yapılmış ve geç kalkolitik ilk tunç demir çağları ile daha geç dönemlere ait yerleşim olduğu tespit edilmiştir. Antik dönemde sık kullanılan eşyalar günlük yaşamı ve alışkanlıklara ışık tutarlar. Sergilenen birçok obje orta, geç Roma erken Bizans dönemine aittir. Sagalossos kazılarında bulunan aletler genellikle demirden yapılmıştır. Bu aletler Sagalossos kazılarında nadiren elde edilen buluntulardır. Teşhirdeki aletler bir kürek, çekiç ve baltadır. Uylupınar Nekropoliti, Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Uylupınar köyü yakınındadır. Köy ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alır. Nekropolde bulunan mezarlar, köy merasının hemen önünde Gölhisar Gölü'ne doğru uzanan yarımadanın kuzeydoğusunda yer alan Gavur Damı, Toprak Tepe ve Kabak Kırı tepelerinin eteklerinde yoğunlaşmıştır. Nekropolden 1973-1974 yıllarında kaçak kazı ile bir grup eser Burdur Müzesi'ne getirilmiş. Bunun üzerine 1975 yılında Burdur Müzesi Müdürlüğü denetiminde bir kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. Bu kurtarma kazısı sonucunda 4'ü taş sanduka, 3'ü toprak, 2'si kremasyon yani yakma gömüt olmak üzere toplam 9 mezar bulunmuştur. Nekropol alanında ele geçirilen eserler M.Ö. 8. yüzyıldan M.Ö. 9. yüzyıla kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır. Uylupınar Nekropoli, Pisidya, Karya, Likya ve Frigya bölgelerinin kesiştiği noktada yer almaktadır. Bu bağlamda
Nekropol'de Attika, Rodos, Lidya gibi çeşitli keramik üretim merkezlerine ait eserlerin ele geçirilmesi, nekropolün ve dolayısıyla yörenin tarihi açısından önemlidir. Anadolu'da bulunan siyah ve kırmızı figür tekniği ile yapılmış olan vazolar, Attika Yunanistan kökenlidir. Bu teknik ile yapılan vazo, resimlerinde mitolojik ve günlük yaşantıdan alınmış sahneler, kült törenleri en yaygın konular olup Eros, Afrodit, Dionysos, Herakles, Satir ve Mainatlar ise en çok işlenen figürlerdir. Bu nedenle özellikle M.Ö. 6. ve 9. yüzyılda siyah ve kırmızı figür tekniğiyle yapılan vazo resimleri başyapıt sayılmış ve kendi değerlerinin dışına taşarak özel anlam ve önem kazanmıştır. Siyah figür tekniği M.Ö. 6. yüzyılda egemen olmuştur. Turuncu renkteki kilin üstüne firnis denilen astar boyayla ve silüet halinde figürler ya da motifler boyanmış ve bunların ayrıntıları sivri uçlu bir aletle ustaca kazınarak belirlenmiştir. Bazı kızımlar vişne rengine boyanırken kadın figürlerinin tenleri beyazdır. Basit fırınlarda ama üstün fırınlama tekniğiyle pişirilen Attika vazolarının firnislenmiş yani bir çeşit astarla kısımları metalik siyah renge dönüşmüştür. Siyah figür tekniğiyle boyanmış vazo resimleri günlük yaşamdan ve mitolojiden olayların yanı sıra özellikle İlyada ve Odisea destanlarından alınan konuları içermektedir. Siyah figürün yanı sıra M.Ö. 530'larda Attikalı vazo ressamları kırmızı figür tekniği olarak adlandırılan yeni bir teknik kullanmaya başlamışlardır. Vazonun yüzeyi figürler ve motifler dışında tamamen metalik parlaklığa sahip firnis boya ile kaplanmıştır. Boş bırakılan figürler ve motifler bu kez kil renginde yani turuncudur. Figür ve motiflerin dış çizgileri ve iç ayrıntıları fırça sapma bağlanan çeşitli uzunluktaki keçi kıllarının kil boyaya batırılarak kilin ayrıntı çizgisi üzerine dökülmesi yoluyla yapılmaktadır. Bu nedenle çizgiler kabarıktır. Kırmızı figür tekniği vazo resimlerinde çok daha karmaşık konular ve daha hareketli figürlere yer verilmiştir. Sagalassos'ta ele geçirilen eğlence eşyaları arasında bir çift zar terrakotta oyuncaklar ve kemik bir oyun diski bulunmaktadır. Terrakotta figürinler flüt ve arplı çalgıcıları betimlemektedir. Bronz ziller kötülükleri uzak tutmak için tılsım olarak kullanıldıkları ev ve dükkan kapılarının önünde bulunmuşlardır. Topuzlu kantarlar gibi geniş ağırlık ölçü aletleri dükkan ve restoranlarda yiyecek ile benzeri malları tartmak için kullanılmıştır. Küçük teraziler ise parasal işler ve egzotik baharatlar gibi değerli malların ölçümünde kullanılır. Bu küçük terazilere bronz ve demirden yapılmış yuvarlak veya kare biçimli, üzeri yazılı veya yazısız değerleri 10 ila 150 gram arasında değişen ağırlıklar eşlik etmektedir. Evler elde taşınılabilir seramik veya metal yağ kandilleri ile aydınlatılmaktadır. Metal kandillerin genelde süslü kapakları vardır. Ayrıca aydınlatma elemanı olarak kullanılan cam lambaları taşımakta kullanılan metal askılar da kazılarda ele geçirilmiştir. Seçkinlerin evlerinde veya hamamlar gibi geniş kamusal binalarda aydınlatma büyük şamdanlarla yani candelabra sağlanmıştır. Demir bıçaklar, kemik veya metal kaşıklar, seramik tabaklar, fincanlar, çanaklar ve pişirme kapları günlük yeme içme araçlarıdır. Taş öğütücüler olan mortarya,
tahıl, bitki veya fındık öğütmek için kullanılmaktadır. Geniş bronz kaplama içecek kabı olan patera ve süzgeç gündelik kullanım araçlarının ilginç örnekleridir. Üzerinde bir Medusa başı taşıyan bronz kulp bir metal testi Aquapsa parçasıdır. Bu testiler sıcak şarap, bal ve şifalı bitkilerin karışımından yapılan içkiyi sunmak için kullanılmıştır. Demir ve bronzdan yapılan alet ve detayların bağlı olduğu ahşap malzeme toprak altında çürümüş olduğundan geriye kilitler, anahtarlar, kaplama plakaları, menteşeler ve kapı mandalları kalmıştır. Yüzük anahtarları takı olarak kullanıldıkları gibi bronz veya demir zincirlere bağlanarak da saklanmışlardır. Bunlar muhtemelen kıymetli kişisel eşyaların saklandığı kutuların anahtarlarıdır. Demir veya bronz iğneler ile taş veya terrakotta dokuma ağırlıkları ev ve dükkan kazılarından çıkarılmıştır. Bunlar evde veya küçük ölçekli ticarethanelerde yapılan dikiş ve dokuma gibi etkinlikleri göstermektedir. Kozmetik ve sağlık araçları olarak kullanılan cerrahi delgiler, kulak kaşıkları, spatullar ve cımbızlar genelde bronz, kemik ve fil dişinden yapılmıştır. Takılar, kişisel süs eşyaları arasında kemik ve metal tokalar, metal yüzük ve küpeler, metal dekoratif kemer tokası parçaları, cam, bilezikler ve metal kolye ile kolye uçları bulunmaktadır.